Tekrar merhaba arkadaşlar. Yine 9. sınıf 2. derste baş başa anlatmaya çalışıyoruz. Geçen derslerde biz ne yaptık? Noktalama işaretlerinden bahsettik. Noktalama işareti hangi yerlerde nokta koyuyoruz, hangi yerlerde tırnak işareti koyuyoruz, büyük harflerin yazımı nerede kullanıyor diye onları yazdık, anlattık. İlk önce ne yazdık? Büyük harflerin yazılımı. Büyük harflerin yazılımı ne zaman başlar? Onları teker teker anlattık. Kısa çizgileri anlattık. Daha sonra tırnak işareti ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılacağı yerleri teker teker biz anlatmaya çalıştık. Umarım inşallah sizler de anlamışsınızdır. Altıncı etkinliğe bakalım. Yazım kuralları noktalama işaretini öğrenelim. Sayfa 159. Kitapta sayfa 159'da bu konu var. Eğik çizgi. Hani her zaman hani dedik ya kısa çizgiyi anladık. Bunu tamam. Şimdi bizim eğik çizgi var. Böyle kelimenin sonunda, cümlenin sonunda böyle bir tane eğik çizgi koyup cümle devam ediyor. O ne demek? Ne demek ya? Size anlatmak için bakalım ne anlama geliyor. Birinci, örneklerden başlayalım. Örneklerin altta kırmızılar ile onların kuralları yazılmış. Siyahları olan örnek, kırmızı olanlarla kurallar yazılmış. Birinci, doz doz diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Arkadaşlar ben bunu yazdım yer olmadığı için. Benim sadık yarim kara topraktır. Şurada geçiyor. Şurada. Yani şu eğik çizginin şunların ne anlam verdiğini bir bilelim. Yine de Aşık Veysel'in eserlerinden bir parça eser. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konulur. Yani şöyle doz doz diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara toprakta böyle devam ediyorsa eğik çizgiyi koyup öyle devam etmesi lazım. Yani iki tane cümleyi, iki tane mısrayı birbirinden ayırmamız lazım. İkinciye bakalım. 20-11-1952 tarihi, 23-11-1900 mesela 20 tarihi ne anlamı ifade ediyor bakalım. Kuralı, tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı, bak ne diyor? Gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirine ayırmak için olur. Hani burada ne yazılmış? 20, bir de 11, bir de 1952. Öyle devam edelim. Bunları şöyle yapsak belli bir numara sayı ediyor. Ama bunları ne yapmak zorunda? Eğer belli bir tarih, ay, gün birbirine ayırmak için kullanıyorsak bunlara kısa çizgi böyle ilave edip onların gün, ay ve yıl olduğunu anlaşması için bunlara eğik çizgi kuralını koymamız lazım. Üçüncü kural. A-E. An, en, lık, lik, madan, meden. Bak ekler, bunları biliyoruz ekleri. Kural ne diyor? Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Yani ekimiz var, şurada ne eki var? Mesela diyor ki A bir de E eki. Bunlar şöyle, doğru mu? Şunları virgül yerine şöyle eğik çizgiyle, çizikle böyle birbirinden ayırmak için kullanabiliriz. Yani hem kalın hem ince. Yani iki farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Dördüncü, en son eğik çizgide 63/4 = 17. Yani ne diyor? Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Yani matematik dersinde ne yapıyoruz biz orada? Mesela yazıyor orada 68/4 = 17 diye geçiyor. Doğru mu? Şu çizgiyi matematikte bölme işareti yerine kullanabiliriz. Yani kısacası şöyle diyebiliriz. Mısralar tek bir satırla devam ediyorsa o mısrayı bitirip çizgiyi koyup daha sonra devam etmesi lazım. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısralar arasına konulur. Daha sonra tarihleri birbirinden ayırmak için konulur. Yani gün, ay ve yıl. Gün, ay ve yıl. Hani şurada böyle gösterdik. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirine ayırmak için konulur. Üçüncü,
An e, a e, an en, lık lik, madan meden. Bunlar ne demek? Bunların eklerin dil bilgisinde ekle farklı biçimleri olduğunu göstermek için ek çizgi kullanmak zorundayız. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. En son dördüncü, matematikte bölme işareti yerine kullanılır. Yani bölme işareti yerine şunu yapmak yerine eğik çizgi kullanılıp bunu bölme işaretini göstermek için kullanabiliriz. Bu da noktalama işareti eğik çizgi olarak bu kadar. Şimdi gelelim yazım kurallarında aynı şekilde 7. etkinlik sayfa 169. Sayfa 169. Sayfa 169. Kaçıncı etkinlik? 7. etkinlik. Aynı 7. etkinlik. 7. etkinlikte hangi konular var bu sefer? Burada yay ayraç parantez. Hani parantez. Ne yapıyoruz? Yazalım şuraya. Parantez dediğimiz gibi yay ayraç. Yani şöyle diyebiliriz. Mesela şu parantez şöyle. Kullandığı yerden tamam. Şurada ne var? Kullanıldığı yerler. Şöyle yazalım. Kullanıldığı yerler. Mesela bakalım şu kullanacağımız yerler hangileri? Hangi bölümler? Bakalım birinci. Şöyle yapalım. Tiyatro eserlerinde tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketini hareketlerini durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Bu bir. İkinciye bakalım. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır. Bir diğer kuralımız, en son kuralı, bir yazının maddelerini göstermek veya gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı olarak konur. Tamam. Kullandığı yerler nelerdir? Parantez. Şu parantez var ya. Şu parantez diyoruz ya, yay ayracı diyoruz burada. Kullandığı yerler tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Şimdi örnek aldığımızda oradan belli olur. Alıntıda aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır. Bir yazının maddelerini göstermek sayı ve harflerinden sonra kapama ayracı olarak kullanılır. Gelelim örnek yazalım. Birinci, şöyle yapalım.
Sıfatlar, bunlar örnek sıfatlar, ikiye ayrılır. Ne diyoruz burada? A, niteleme, niteleme sıfatları. B ne diyoruz şuraya? Belirtme. Sıfatları. İkinci örneğe bakalım. Kadın başını sallayarak yerinden kalkar. Yerinden kalkar. Şurada nokta, cümle bitti. Onlara asla izin vermeyeceğim. Şöyle bir cümle. Üçüncü en sona bakalım. Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. Bu da Reşat Nuri Güntekin. Güntekin yazdığı bir söz. Kullandığı yerler tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşulanların hareketlerini ve durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır dediğimizde ne diyoruz burada? Bak, yaya ayırıcı, hani diyoruz ya parantez gibi, öyle diyebiliriz de, ama şöyle, ya şuradan böyle başlar ya da şuradan böyle, bir küçük parantez var ya, şurada kullandığı yerleri şuradaki örneklerle belirtiriz, daha fazla şimdi anlarsınız. Örnek, sıfatlar ikiye ayrılır. Niteleme sıfatı, belirme sıfatı. Bak ne diyoruz? A, niteleme. Şu parantez var küçük böyle. Yay ayıracı diyoruz. Şuna da yay ayıracı diyoruz. Yani A, B küçük parantezlerle birbirine ayırıyoruz. İki, kadın, bak şurada vurgulamak istediği bir yer var. Başını sallayarak yerinden kalkar. Onlara asla izin vermeyeceğim. Üçüncü, saate geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. Bak, şöyle yapıyoruz ya, şunu belirlemek için. Hangi cümle, hangi kurala ait olduğunu yapalım biz. Ne diyor mesela? Şurada sıfatlar ikiye ayrılır. Niteleme sıfatı, bir de belirtme sıfatı. Ne diyorduk biz burada? Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayrıca konur. Yani şu birinci mesela, şundan bahsediyoruz. A, B dedik ya, şu hangisine ait? Üçüncü kurala. Şuna. Bak, şu üçüncü kurala ait. Gelelim ikinci, kadın başını sallayarak. Ne diyor orada? Kadın başını sallayarak yerine kalkar. Onlara asla izin vermeyeceğim diye söyle. Burada nedir mesela? Kaç numara olması lazım bunun? İki numara olması lazım. İki numara, kadın başını sallayarak. İki numara ne diyor? Alıntının aktarıldığı eseri ve yazarı göstermek için kullanılır. Ha, pardon, ne diyor burada? Alıntıları, bak. Birinciye bakalım, tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Ne diyor burada? Kadın, bak kadından hitap ediyor. Yani bir kadından bahsediyor, hitap ediyor. Yani bak, yay ayıracı koyduk buraya daha sonra. Yani kaçıncı olması lazım? Bu da birinciye ait olması lazım. Şöyle yapalım. Saate geçtikçe yollara daha mazun bir ıssızlık çöküyordu. Bir söz, bir alıntıdan bahsediyoruz. Alıntı bir sözden. Yani parantezi gösterdik. Niye? Bir o şahsiyetin, o kişinin, o eserin, o alıntının sahibi kişinin ne yapması için? İsmini belli etmemiz için böyle yay ayırıcı kullanmamız lazım. Bu da kaç numaraydı orada? İki numaralı
kurala ait. Burada da ne yaptık? Yazı kurallarını yay ayracıda burada sona geldik. Gelelim bir başka konumuza. Bir başka konumuz da var. Burada ne var? Aynı DBX'inde anlamlarına göre cümleler. Ne diyor? Anlamlarına göre cümleler. Ya da diyebiliriz bildiren cümleler. Şöyle anlamlarına göre cümleler. Bu da bir başka konu. Kaça ayrılır? Anlamlarına göre 13 çeşide ayrılır. 13'e ayrılır. Bunları bu 13 tanenin teker teker alarak onları anlatmaya çalışacağız. Birinciye bakalım. Anlamlarına göre cümleler ya da bildiren cümleler neden bahsediyor? Pardon, şurada bir neyi unuttum. Bildiren cümleler neden bahsediyor? Onları tek tek alalım. Birinci, eşitlik bildiren cümle. Eşitlik bildiren cümle. Eşitlik bildiren cümle, yani bir bakalım tanımını yazalım. Tanımdan açıklanacak. İki veya daha fazla, daha çok şeyin. Bak ne diyor? İki veya daha çok şeyin eşit olması. Şeyin eşit olması durumunu ifade eden cümlelerdir. Bunların anlamlarına göre cümlelerin belirli bir kuralları yoktur. Mesela hani dedik ya, işte burada noktalama işaretlerini anlattık. Ya da geçen mevsimde birinci sömestrede yüklemi bulmak için ne yapıyorduk? Özneyi bulmak için kim ve ne soruyorduk? Onlara belirtili nesne, kimi, neyi, bunları. Belirli bir kural yoktur. Cümlenin anlamından yola çıkarak bulmamız şart. Mesela örnek diye geçelim. Örnek. Mesela ne diyor? Kazandığımız paraları, şurada birinci örnek. Kazandığımız paraları yarı yarıya paylaştık. Bunlar sınavda nasıl gelir? Şöyle bakarız. Mesela der ki aşağıdaki cümlelerden hangisi eşitlik bildiren cümleyi ifade ediyor? 4 tane A, B, C, D, 4 tane cümle gelir. O 4 taneden o cümleleri teker teker okuyup hangi eşitlik bildiren cümle? Ne diyor eşitlik? Bak, iki veya daha çok şeyin eşit olması. Bak, eşit olması. Yani eşit bölüm bir şekilde eşit olduğu takdirde durumunu ifade eden cümlelerdir. Yani bunu cümlede gördüğümüz zaman, mesela işte anlattığım gibi sınavda nasıl gelebilir? 4 tane cümle var. Aşağıdaki cümlelerden hangisi eşitlik bildiren cümleyi ifade ediyor der. Ya da mesela şöyle de bir tane cümle yazarım böyle. Kazandığımız paraları yarı yarıya paylaştık. Öyle bir cümle gelir. Nasıl, ne yapacağız? Der ki yukarıdaki cümlede hangi bildiren cümleyi ifade ediyor? Hangi çeşidi bildiren cümledir? 13 tane dedik ya, 13 tanemiz var. 13 tane bildiren cümle hangisini ifade ediyor? Bakalım, yapalım. Kazandığımız paraları, bak şurada bir para var. Bir para miktarı var. Yarı yarıya paylaştık.
Nasıl paylaştık? Yarı yarıya. Yani şurada ne oluyor? Yarı yarıya. Eşit bir şekilde bölünüyor. O zaman buna ne diyoruz biz? Eşit. Burada eşitlik bildiren cümle. Nasıl eşitlik bildiren cümle dedik buna? Çünkü yarı yarıya, yani bir şeyin yarı yarıya bölündüğü zaman buna biz ne diyoruz? Eşitlik bildiren cümle. Bir başka bir örnek yazayım. Şurada bir şöyle. Elmayı tam ortasından ikiye böldü. Şöyle yapalım. Elmayı tam ortasından ikiye böldü. Şu mesela nasıl bulabilirim? Hangi bildiren cümledir mesela? Ha, bu arada elma var. Bir tane elma var. Elmayı tam ortasından, tamam, tam ortası, ortasını bulduk. Ortasını ikiye böldü. Yani bir şey ne ifade ediyor? Bir şeyin ikiye bölündüğü zaman bir parça, diğer bir parça eşit bir şekilde bölündüğü zaman biz ne diyoruz ona? Eşitlik bildiren cümle. Yani ortasından ne oluyor? Şurada eşitlik bildiren cümle. Hangisinde, nasıl bunu bulabildik, nasıl yola çıktık? Ne diyor? İki veya daha fazla çok şeyin eşit olması. Yani elma var, bir tane elma. Şöyle, elmayı beceremem de. Şöyle bir tane elmamız var. Ne diyor? Eşit bir şekilde, bak şuradan. Yani bir parçası bu tarafa geldi, bir parçası bu tarafa geldi. Yani bu bir tarafta, bu diğer bir tarafta. Olduğu zaman ne diyor? Eşit bir şekilde ne oluyor? Eşitlik bildiren cümle anlamına geliyor. En son bir cümle yazayım ben. Öğretmen için bütün çocuklar kendi çocuğu gibidir. Bak ne diyor? Öğretmen için. Kimin için? Yani ben bir öğretmenim. Benim için sizler hepiniz nesiniz? Benim çocuğum gibi, arkadaşım ya da dostum gibi. Mesela ben öğretmen için bütün çocuklar kendi çocuğu gibidir. Yani o kadar seviyor ki sahiplenmiş gibi oluyor. Burada ne diyorduk? Öğretmen için burada belli bir orta, burada anladığı ortasından yani ya da paraları yarı yarıya paylaştık, bölüştük falan demiyor burada. Öğretmen için bütün çocuklar kendi çocuğu gibidir. Mesela 20 kişisiniz burada. 20 tane öğrenci var. Öğrenci mesela öğretmen yanında mesela Ali %20, o %10, %8, %30 öyle bir şey olamaz. Hepiniz öğretmen için aynı seviyedesiniz. O zaman ne diyoruz bize? Yani öğretmenin sevgisi bütün çocukların üzerine eşit bir şekilde dağıtıldığı için ne diyoruz buna? Eşitlik bildiren cümle diyerek geçiyor. Eşitlik bildiren cümle. Yani ne yapmamız lazım? Eşitlik bildiren cümleyi illaki bak anlamlarına göre cümleler, bildiren cümlelere de 13'e ayrılır. Tamam doğru. Bunları cümleyi tam okuyup anlayıp öyle cevap vermek zorundayız. Burada tamam paraları yarı yarıya bölüştüğü zaman, paylaştıkları zaman bir yarı ne oluyor? Eşitlik paylaşımı oluyor. Elmayı tam ortasına ikiye bölmüş, o da aynı eşit bir şeye gelmiş. Eşitlik bir de. Öğretmen için bütün çocuklar kendi çocuğu gibidir. Yani anne babanız gibi. Şöyle düşünelim. Anne babanız mesela 4 tane çocuğu var. O 4 tane çocuktan hepsini aynı seviyede seviyor. Doğru mu? O öyleyse ne yapıyoruz mesela? Yok mesela Ahmet'i Zeynep'ten daha fazla sever. Öyle bir şey yok. Anne babaların yanında çocuklar hepsi aynı seviyede de sevilir. Öyleyse anne babanızın sevgisi çocukları üzerine aynı şekilde ne oluyor? Aktarılıyor. Aktarıldığı zaman da dağıtılıyor. O sevgi oluyor. Tamam güzel. Bakalım ikinciyi alalım. Mesela şöyle şunu sileyim. Şu ikinciyi alalım.
Daha sonra konumuzun, bugünlük konumuzun sonuna gelebiliriz. Şöyle yapalım. İkinci çeşit görececilik. Görecelik bildiren cümle. Görecelik bildiren cümle bakalım ne ifade ediyor. Bak, felsefede bağıntılık öğretisi tanımı biraz size garip gelebilir, zor gelebilir ama şimdi çok kolaylıkla anlarız. Özellikle bilgili bağıntılı olduğu olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğret görececilik ya da görecelik bağıntıcılık izafiye ya da şöyle diyebilirim izafiye türlü isimleri vardır. Ne gibi? Relativizm gibi. Şurada ne diyor mesela? Şöyle başka bir deyişle şöyle diyebiliriz mesela. Şöyle anlatayım. Biraz tanımı size zor gelebilir. Ama şöyle bir işaret etsek şöyle anlatabilirim. Mesela doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen yani göreceli bir nitelik taşıyan yargılara göreceli ya da öznel diyebiliriz. Öznel bir başka deyişle yargılar denir. Şöyle de devam edebiliriz. Öznel yani kişisel, şahsi anlatımında kişi cümleye, şurası önemli dikkat edin, cümleye kendi duygularını katar. Bak kendi duygularını katar. Şimdi anlatırım. Bir yorum yapar. Bu tür yargılar ne diyor şurada? Tırnak içine alıyorum. Bence bana göre anlamı taşır. Ne diyor bak görececilik ilk başta görececilik felsefede bağıntılık öğretisi özellikle bilgili bağıntılı olduğunu bu tanımdan biraz zor anlayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey yapabiliriz, anlatabiliriz. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen yani göreceli bir nitelik taşıyan yargılara göreceli öznel.
Göreceli öznel ne demek? Yani şahsi, kendi fikri olması lazım. Kendi fikri şahsi olduğu takdirde öznel yargılar denir. Burada nasıl anlayabiliriz? Görecelik biraz zor. Cümlede zor bulabilirsiniz. O da normal ama burası ipucu var. Özel anlatılarında, kişi cümleye kendi duygularını katar. Yani bir tane cümle var, kendi duygularımı, yorumlarımı, söylediklerimi yazıp katar, yorum yapar bu tür yargılara. Bence, mesela diyorum ki, bence bu kapı açılsaydı iyi olurdu. Bence oraya gitseydin iyi olurdu. Bana göre şöyle daha iyi mesela. Anlamı taşıyan kelimeler göreceli denir. Sadece örnek de yazayım sizlere. Mesela örnek. Ne diyor burada? Sanatçı şiirlerinde söz oyunlarını ustaca kullanmış. Yani ne demek? Bak ne diyor? Sanatçı. O kişi sanatçı. Şiirlerinde mesela ben bir sanatçıyım. Bir tane eserim var, şiirim var, şiir yazıyorum. Şiirlerinde söz oyunlarını ustaca kullanmış. Yani başkası tarafından bir yorum yapılmış. Yorum yapıldığı takdirde görecelik bildiren cümle olarak ifade ediyor. Bu bir tane. İkinci cümleyi yazalım. Bu kıyı lokantasında dünyanın en harika yemekleri yapılır. Şurada şöyle bir son cümleyi alalım. Ne diyor? Bu kıyı lokantasında dünyanın en harika yemekleri yapılır. Yani ben ne diyorum? Mesela buranın en meşhur balıkçısı şuradadır. Ne diyorum? Yani kendi bana göre diyorum. Kendi şahsi fikirlerimi, yorumlarımı katarak ne diyorum buna? Bu kıyı lokantasında dünya en harika yemekleri yapılır. Bir yorum bahsediyorum. Burada ikisi de iki cümlede görececilik bildiren cümledir. Bu sınavlarda nasıl gelebilir? İşte dedik ya, dört tane cümle. Aşağıdaki cümlelerde hangisi görecelik ya da eşitlik bildiren cümle olarak? Ya da şöyle diyebilirim, bir tane cümle verip yukarıdaki cümlede hangisi mesela görecelik ifade ediyor, bildiren cümle ifade ediyor diye sorularda her zaman bakalöre sınavda, yani niştimani dediğimiz sınavlarda her zaman gelmiştir. Bu konular önemli. Bunları günlük okuduğunuz zaman hiçbir zorluğu kalmaz. Bugünlük bu kadar yeter. İkinci dersimizin de sonuna geldik. Gelecek derslerde cümle bildirimleriyle diğerlerini almaya çalışıyoruz. Herkese teşekkürler. Sağ olun.